Star Trek 3. sezon başlıyor oh be sonunda övdün övdün bana abi ya 3 izleyeceksin 3 izleyeceksin abi rakı masasına Asıl, bir oturacaksın önce kafanda çevireceksin. <gülüyor> <gülüyor> sezon 3'te bir adam var saat 12 gibi açıyor 4'te kapatıyor abi. Tabi abi Adana'da değil mi? <laughs> şey dedi. <Tabii>, <laughs> <laughs> yani şey arkadaşlar hep söylüyorum kaçıncı kere duyacaksınız bunu bilmiyorum ama yıllardır bana Star Trek sorarlar bu seri yoktu o zamanlar şu an izlediğiniz seri yani Next Generation değil bizim bu yaptığımız evet. video serisi ben de hep derdim ki Star Trek'te Next Generation 3. sezondan gir Star Trek'e seversen böyle iki taraflı açıl çiçek gibi yani ileri git geri git her şey senin olsun yani İşte o meşhur 3. sezona en sonunda geldik. Ya tabii ilk iki sezonu izleseniz şey için iyi yani ya bu karakterler kim acaba diyorsan evet ilk iki sezon sana yüzde seksen veriyor onların kim olduğunu ama evet hikaye gelişimi daha kaliteli anlatım vesaire dediğin zaman evet, işler değişiyor yani çok çok başka bir yere gidiyor. Ve e, senin sesin kapandı bu arada. E, ben kapattım camdan gürültü gelmesin ha, diye. Ha Tamam gürültü geldi diye. pardon duyun tamam. ben diyorum niye duy şey... <laughs> E kalsın canım background noise tatlı tatlı güzel oluyorsa. Yo duymadım ben sesi de o yüzden. Okay. Belki de inanılmaz iyi RTX sound'unla engellemiş olabilirsin. <laughs> Neyse bu bölümde de ilk sezon 3. sezon ilk bölümünde de aslında bomba gibi giriyoruz. Evolution bölümüyle başlıyor. Temelde Dr. Stubbs karakterini görüyoruz. Onun Neutronium çalışması için işte Enterprise'la bir yıldız sistemindeki patlamaya gidişini görürken aslında arka planda sınıfta uyuyan Westy Crusher'ın unuttuğu <laughs> paketin Aynen. Unuttuğu ve rüya gördüğü anda açık unuttuğu paketten çıkan nano robotların başımıza açtığı ve Elon Musk'ın bunu çok sevdiği bir bölüm haline geliyoruz hızlıca. Ya nasıl buldun bu bölümü? Hadi söyle hadi 3. sezon ilk bölümüyle ilgili. Hadi söyle kardeşim. 3. sezon ilk bunu? bölümünde ben bir ayağ kırıklığı uğradım. Ee, çünkü yani. Dr. Crusher geri döndü. Ben ha, evet, evet. Polas, alışmıştım. O kadar kızmamıza rağmen. <laughs> Aynen öyle değil mi? Aynen. Pulaski biraz daha karakterli bir karakterdi çünkü o yüzden. Evet. Dr. Crusher böyle biraz daha şey. İşte hemen falan gibi böyle bir takım. Onun da gelişecek karakter ama Pulaski hakikaten şeydi böyle. Bir sezonda iyi inşa ettiler Pulaski'yi. Pulaski oynayan oyuncu demiş ki ya set met falan keyifsiz abi ben gelemem bunlara demiş. Klasik dönem oyuncusuyum demiş yaşımda ileri demiş bırakmış gitmiş. Kalır. Hadi ya. Ah be. tatsız ayrılmışlar yani. Ben de şey tarafına baktım ee, ablamızı yani Dr. Crusher oynayan tarafa baktım onun olayı da biraz karışık. Yani sezon bitince biraz e, yazar ekibi bunu sevmemiş galiba yazar ekibinden bir gitsin demiş biraz kovuluyor gibi olmuş. Ama buna kovulduğunu söylememişler. Ondan sonra o adam kovulunca demiş ki işte Patrick Stewart falan aramış kadını. Ya gel tamam biz seni istiyoruz falan. Çok karışık çok bu arada. Yani evet. şey abi e, bu iki sezonda biz tabii arka plan dramasını çok anlatmıyoruz. Artık serinin delisi olmak lazım o kadar takip etmek için. Ben Aynen. onları okuduğum için çok da keyifli <laughs> detaylar değil de. Yani arka planında baya şey her hafta yazar değişiyor böyle. Baş yazarın ayağını kaydırıyorlar. Roddenberry şöyle yapın böyle yapın diyor. Sonra Roddenberry hastalanıyor 6 ay yatağa düşüyor falan böyle ortalık başlıyor yani. Hani gövdeyi ya Falan. Bundan sonra oturacak biraz açıkçası. Çünkü e, hem Roddenberry Reis'in rahmetli olmasından ötürü hem de açıkçası artık reytinglerde oturuyor. Yani stüdyoda şey yapıyor. Oturtun lan şunu falan gibi. Yani biraz da böyle yukarıdan şey geliyor. Bir ray rayına oturuyor üçten itibaren aslında. Evet biraz daha işin hani e, drama insani yönüne katkı verirken hikayeyi de unutuyorlardı ya bazı bölümlerde. Daha bilim kurgu ya da daha o bir keşif hikayesi hep unutuluyordu. Şimdi ufak ufak dönmeye de başladı. Daha da saat dönüyor. Bu bölümde o yüzden beğendim. Yani benim direkt direkt kabul edeceğim Star Trek bölüm bu yani. Nano robotlar e, ele geçiriyor ve orada e, evrim geçirerek bir şey oluşturuyorlar. İşte kendi yaşam alanlarını oluşturuyorlar. Ve bundan biz nasıl kurtulacağız derken Olaylar gelişiyor. Benim bayağı hoşuma gitti ya bu bölüm. Sezon açılışı için de çok doğru bir bölüm yani. Neydi ikinci sezon açılışı abi böyle? İşte şey Dany Troy'un e, karnına uzaydan bebiş geliyor. <laughs> ha, hadi bakalım bu sefer oradan çocuk <laughs> aldırdın aldırmadın bağlı. Evet. falan filan. Oradan ya, geldiğimiz yani... nokta çok iyi yani. İlk kez böyle proper bir dizi izliyorum. E, sezon başı izliyorum pardon. Hissettim sonunda onu. Öyle öyle. E, çok daha planlanmış çok daha oturaklı bir noktaya geçiyoruz şu andan itibaren açıkçası. Ama çok daha planlanmış deyince sen yine tabii ki şey bekleme hani modern böyle arkları olan bir Star Trek Next Generation hiçbir zaman gelmeyecek. Onun için yeni Star Trek'lere bakabilirsin ve ağlayarak pişman olacağını Hı. sana burada yemin ediyorum yani. o kadar <laughs> gelmeyeceksin ki. Yok aslında modernlik beklentim yok. Daha çok hani bu bu tarz e sci-fi sci kafasına biraz daha böyle teknolojik taraftan zorlamaları var. Yani tamam dramatik taraftan zaten seviyoruz. Zaten bir dördüncü bölüm var. Onu konuşacağız. Ben çok coştum ona. Tam bir din sorgulaması var orada. Ama bu bölüm e, bilim kurgu şey olarak anlatım olarak da gayet iyi yani. Şimdi bir de borkları gördük. Bir yandan borkları bekliyorum. Sen daha mı kafama tohum ekiyorsun zaten. Şöyle olacak, böyle olacak diye. Ee... O yüzden bölüm hoşuma gitti. Bu bölümle alakalı ilginç şeyler. Birincisi bu şey, e, adını söyle, Crusher'ın testini açık unutması ve oradaki canı... Nanite. Nanite'lerin evrimleşerek başka bir yaşam formuna dönüşmesi hikayesi. Bundan sonra defaatle işlenmiş bir hikayedir. Sonrasında Simpsonlar'da Liza'nın deneyi masa üstünde kalıyor. Hmm. Gece ışık geliyor üstüne ve sabaha kadar evrimleşiyorlar. Oradan bir hikaye çıkıyor. Sonrasında e, çok bilim kurgu tüketmeyen insanların çok sevdiği Dead Sex Robots ha, e, Senin bayıldığın yoğurt bölümü. E, a, aynen. Yoğurt bölümü değil. Aksine şey bölümü. Buzlukta medeniyet hmm. kalmış. Buzluğu açtık kapattık. Buzluk medeniyet bölümü, bölümü aynen. Var ya, Pardon. Buzluk bölümü. Evet evet. E, Orwell dizisinde. Orwell'de zaten şu ana kadar iki sezonunu izledim. Bitirdim Orwell'in. Bir noktada seninle de konuşacağız diye onu da cephaneye attım. Tamam. E, tamam. Orwell'in de ikinci sezonunda şey bölümü var ilk bu, bu sezonun dördüncü bölümüyle bu bölümün kombinasyonu bir şey var. Ha, o ilginç. Bu bölüm bir de böyle şey açısından ilginç yani. Bu bölümdeki fikir daha sonra çok daha farklı bir dizide de ortaya çıkıyor. Hani kendimizin bir deney olarak şöyle bakalım diye yaptığı yaşam formları ciddi ciddi yani büyümeye, serpilmeye başladığında biz bunları deney öldürecek miyiz çat diye. Ve bu bölümde benim açıkçası şey çok hoşuma gidiyor. İşte, işte Starfleet, işte Yıldız Federasyonu. Yani robotları yapmışlar. Kaptan şey demiyor. Ya çocuğun dene hani kaldırın atın çöpe. Burada dene yapıyoruz. Falan. Yani böyle aksine ya işte bir dakika onlar da bir yaşam formu. Bakın bilinç edinmişler. Bir konuşsak mı falan. Doktor diyor verin elektriğini öldürelim falan. Bir öldürmeyi deniyorlar. Zaten sonra yaratıklar da tabii geri saldırıyor. Ama evet oradan. korkuyorlar da bir yandan tabii. Tepki geliyor hemen çok hızlı. Ama şey yani böyle ilk çözümleri üstüne basarak öldürelim değil ya bu ekibin. O çok hoşuma gidiyor benim açıkçası. Zaten o Prime Directive konusunda e, yine bu sezon bayağı ilerleyeceğiz gibi duruyor. E, zaten yine dördüncü bölüme geliyor da orada konu. Tabii. Neyse ya bu bölümde e, işte data'nın devreye girmesi kısmına kadar her şey de tabii senin dediğin işte çok uygulanan bir şey ama hep e, gençlikte ilk uyandığın an şudur ya işte biz Belki de uzayda işte bir e, sandalyenin şeylerinde yaşıyoruz, atomlarında yaşayan bir küçücük He. falan böyle anlatılır ya. Aynen, <laughs> Sen, aynen. Aa olabilir ha falan diye böyle gaza gelirsin. Onun çok daha mantıklı versiyonu yani çünkü hmm. buradaki konu biraz da evet robot olarak temsil edilse de bunlar nano robotlar vesaire bir yapay zeka gelişiyor ve günün sonunda e, işte dataya aktarılıyor ve dataya girdiğinde şaşırıyor bu yapay zeka. Aa evet lan böyle aa çok ilginç sizi böyle görmeyi düşünmüyorduk falan hani. O kısımları bana çok keyifli geldi açıkçası. Çünkü çok güzeldi o kısım. Yani o e, nanitler aslında hani böyle mikrop büyüklüğünde bir şeyler ve bunların büyüyüp daha sonra hani evreni üç boyutlu görüp daha büyük şeylerin dünyasına girmeleri. Çünkü o zamana kadar hani tek hücreden aslında sistemin devreleri üzerinden yani uzay gemisinin devreleri üzerinden hep büyümüşler ya. Yani şey gibi düşün. Bizim evrenimiz mesela bize gelişiyoruz, ilerliyoruz sanmışız ama hep bir koridorda, bir kablo hattı boyunca gitmişiz. Anladın mı? Tabii. Aslında bir şeyi çevreleyen bir şey. Sonra çıkıyorsun onun dışında ve üç boyutlu başka bir dünya daha var. Yani gerçekten böyle bir alem değiştirmek derecesinde bir nokta ile bitiriyorlar bu bölümü. Ve çok e, hem düşündüren bir bölüm. Yani anladın mı böyle? Aa ulan evet hakikaten yani kafa açan bir bölüm. Hem de işte şey açısı güzel. Starfleet'in de böyle tamam hani bak deney de yanmasın ama burada da bir yaşam formu var hani bunları da böyle spreyle öldürmeyelim bakış açısında olmaları. <laughs> Yine benim hoşuma giden bir şey bu bölümde. Bir de yandan da Doktor Kelso'nun çıldırmaları tabii. İşte bak orada biraz şey de ironik oluyor. Şimdi bir yandan işte Kelso işte DT'ye DT de bakış açısı biraz tuhaf. Bu biraz daha işte muhafazakar doktor havaları bu şeyde hep var. İşte DT'ye bakış açısı o bir makine bilmem ne. Daha önce işte onu almaya gelen e, ve işte meşhur o Mecrafemen bölümün yaşandığı anlar. Ama bir yandan da bunlar doktor ve burada inceden bir evrim konusu da var. Yani insanın geldiği noktada artık inanılmaz bir yerde ya. Küçücük bir hücreden uzayda e, fin geçmiş bir insan var ve bu süre çok uzun geliyor. Biz i̇şte DT bakış açısı işte önceki e, Mecrafemen bölümün ortaya çıktığı bölüm e, durum. İşte şimdi Stubbs'ın bakış açısı. Yani insanoğlu aslında o arada bir hücreden uzayda fink atmaya geçiyor. Ve biz içinde olduğumuz için çok uzun bir süreç. Anlayamıyoruz ya aslında çok kısa bir süreç bütün evrende. O nano robotlar için de aslında bize çok hızlı gelen bir süreç. Onlar için muhtemelen çok uzun yaşanıyor orada. Ya yani böyle biraz insanın evrimsel gelişimini unutması gibi böyle güzel bir ironik e, doktor üzerinden de anlatan ve bu işin içinde olanların muhafazakarlaşmasına kadar giden. E, böyle güzel detayları da var. Sonra tabii geri adım atıyor Dr. Stubbs. Özellikle Data üzerinden e, nan nanayetlerle konuştuğunda. E, oradan da çok tatlı bağlamışlar. Yani bu bölümün kalitesi yani detaylarında gizli ya. bayağı güzel. Güzel planlanmış. Evet evet. Var mı ekleyeceğim bir şey başka bölüme? Yani e, Bob Kelso'yu sürekli başrolde görmek bu bölümde ister istemez insanı şeyini yapıyor. Tabii <laughs> <yani, gülüyor> <yani>, sen <laughs> Burada da sinirli doktor ya yine böyle. Anladın evet mı? Ya bunun, bunun doktorluğu böyleyse baş hekimliği hiç çekilmez falan gibi oluyorsun böyle tabi izlerken. Ee, onun dışında her açıdan keyifli bir bölüm. Şey kısmı da hoşuma gidiyor. Yani işte efendim tam bir çift yıldız sisteminin dönüşümü sırasında nütronyumları test etmeye gelmiş olmaları falan da böyle hoşuma gidiyor böyle anladın mı? Yani şey de güzel. E, doktorun yapmaya kalkıştı deney de güzel bir deney. Evet. Hani böyle tam işte patlama sırasında oraya ölçüm cihazı atacak 196 yılda bir oluyor ama işte kaçırırlarsa vah ne olacak? E, öte yandan işte data hemen bilgisayarda edip koca galaksi abi ya iki haftaya başka bir yerde patlıyordur merak etmek <laughs> istiyorum da. Bilmiyorum. Yani 96 e, yıl bekleyemeyiz bunun için falan deliriyor da. Ama şey şey güzel gerçekten e, kurgusu bu bölümün her açısından benim hoşuma giden bir bölüm. E, bir bölüm açıkçası. Bir de üniformaları değişti fark ettin mi? Evet evet bak evet küçük detaylara geçecektim. Üniformalar değişmiş. Daha böyle kışlık ha. gibi olmuş. Biraz daha fark kalınlaşmış gibi geldi bana. Evet evet. Yakalar falan değişmiş. <laughs> bu arada kışlık demek de o kadar haklısın ki. Çünkü e, ilk iki sezon abi Spandex üniforma kullanıyorlar. Mal evet, evet, Spandex'ten. <laughs> Ve çok rahatsızmış o. O böyle pikardan şöyle yaptı falan filan. Kayar, yapışır. Ee, şimdi bayağı pamuklu kumaştan üniforma diktirmişler 3. sezon itibariyle. Hakikaten senin dediğin gibi kışın da <laughs> tutar. <sessizacaktılar>. Çok <laughs> ee, daha güzel ama, olmuş bu arada. E tabii herkesin üstüne daha iyi oturuyor ve daha kıyafet gibi gözüküyor. Evet. Öncekiler hakikaten biraz ilginçti. Ama işte şey gibi düşün. Hani artık işler ilerliyor. O yüzden... E, üniformalarda yapıldı artık düşün ya üçüncü sezonda evet. üniforma. yani dizicilik Paralar. anlayışı ne kadar değişti yıllar içerisinde eskiden şimdi ilk bölüme koyuyorsun bütün bütçeyi şimdi, eskiden de şey üçüncü sezonda artık ufak ufak ellerini Artırıyor açmaya abi. başlıyorlar ha. şimdi şimdi tuttu tuttu tut, tutmadı hemen zar atılıyor gidiyorsun yani fazla şansın yok tabi şey de Diana Troy'da hafiften açılmaya devam ediyor bir de ileride yine konuşacağız Diana Troy kıyafetleri de kendi içinde değişecek Tabii. Ee, onun dışında Beverly Crusher'la Wesley Crusher arasındaki anne oğul ilişkisi bu bölümde. Hani, Oğlum ben seni unutmadım evladımsın deyip o da böyle anne git benim kız arkadaşım var falan deyip. Tabii <laughs> tabi o bölüm sonundaki böyle yapmış. kim bu görüştüğü kızlar falan <laughs> filan böyle hani bir, gelsin bir çayımızı <laughs> içsinler falan filan. Sempatikaller. Şey karakteri nereye gidecek? Hani açılmışken yanda bir türlü çözemiyorum onun. Adını da unuttum tamamen şu anda. Ah Guinan, Wolf Goldberg'in karakteri nereye gidecek çok merak ediyorum. <laughs> Çünkü Vallahi Guinan görmek lazım. Ne diyeyim? Guinan şu an şey gibi, e, emergency, emergency key gibi böyle hani bir şey olacak, Aa tamam, gaynından biz bunu kurtarız diyecekler. Yani Gaynın böyle her şey olabilir şu anda. <laughs> öyle öyle duruyor kenarda ya. Yani. <laughs> ee, güzel bir rolü bence güzel bir rolü güzel taşıyor açıkçası gözüktüğü anlarda. Keşke her bölümde olsa diyorsun yani bu arada ama tabii her bölüme gelemiyor bu Piccolo. Tabii gelemez. Ama bakalım göreceğiz. Evet ilk bölüm o zaman bu kadar ee, Evolution bölümü. Bir sonraki bölümde 3. sezon 2. bölüm olan The Science of Command'ı konuşacağız. O bölüme kadar kanala abone olabilirsiniz, tıklayabilirsiniz, her şeyi like edebilirsiniz. İşte bildiğiniz şeyler. Ama Aynen. şeyleri alıntıları yazmaya devam edin. O güzel muhabbet. Evet, evet. Alıntıları yazın. Onları ben e, bir noktada böyle bir şeye çevirmek istiyorum. E, bu seri için ama bakalım daha karar hmm. veremedim. Hadi görüşürüz bir sonraki bölümde. Hadi bye görüşürüz bye. bir sonraki bölümde.